programımızın bu bölümünde bir konuğumuz var. Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Cheng Weihua. Sayın Müsteşar, merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Efendim şimdi dünya Tayvan'da yaşananlara, Tayvan Adası'nda olanlara kilitlendi geçtiğimiz 2-3 gün boyunca. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'le yaptığı son görüşmede tek Çin ilkesine ABD'nin bağlı olduğunu ifade etmişti. Buna karşın ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Tayvan Adası'na bir ziyaret düzenledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu sözleriyle yaptığı eylemler arasındaki farklılığı, uyuşmazlığı nasıl açıklıyorsunuz? Öncelikle beni konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Çin pozisyonlarını açıklamak için verdiğiniz bu fırsattan dolayı da. Buyurun efendim. Pelosi Tayvan ziyareti konusunda nasıl bir niteliğinin taşıdığını da biraz konuşmak istiyorum. Pelosi Amerika'nın Temsilciler Meclisi Başkanı olarak bu ülkenin üçüncü isim olarak Amerika'nın devlet başkanlığının vekaletten sıralamasında ikinci isim olarak Tayvan ziyaret yapması tek Çin prensibine ciddi bir şekilde aykırı oldu ve Çin Amerika arasındaki diplomatik ilişkilerinin kurulması ile ilişkin ortak bir dilinin belirlettiği prensibe tamamen aykırı. Çin ve Amerika arasındaki siyasi ilişkilerinin temelini ciddi darbe vuruyor ve Çin'in egemenliğini, toprak bütünlüğünü ciddi şekilde zedelediğini, Tayvan Boğazı'nın iki yakasındaki barışı ve istikrarı ciddi şekilde zarar verdiğini, Tayvan bağımsızlığı yanlısı ölücülük hislerine çok yanlış sinyaller verdiğini diyebiliriz ve bu hakikaten ciddi sonuçlar olacak bir şeydir. Biden'ın taahhüt verdiği tek Çin politikasını sürdürdüğünü ve Pelosi Tayvan'a ziyareti yapması arasındaki uyuşmazlığı deyince bence bütün dünyada gördüğü gibi ABD tarafı Tayvan konusunda sözünde bir şey söylüyor ama eylemde başka bir şey yapıyor. Asıl amacı ise Tayvan kartını kullanarak Çin'in gelişimini, Çin'in yükselişini engellemektir. Türkiye'de Amerika'nın bu iki yüzlülük herkes açık ve net bir şekilde görüyor. Bir tarafta Türkiye ile müttefik ve terörle mücadele konusunda işbirliği yapmasını taahhüt veriyor ama diğer tarafta da Türkiye'nin gösterdiği terör örgütlere destek ve silahlar veriyor. Buna karşı çok teyakkuzda bulunmamız gerekiyor. Sayın Müsteşar, şimdi bundan sonra Çin Halk Cumhuriyeti'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kışkırtma ziyaretine karşı vereceği yanıtlar merak ediliyor. Türkiye ve dünya bunu merak ediyor. Çin kısa, orta ve uzun vadede nasıl bir yanıt verecek ya da veriyor şu anda? Kısa vadeli olarak zaten Çin'in yaptıkları, verdiği karşılığı siz de görüyorsunuz. Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin Ulusal Halk Kongresi'nin daimi komitesi ve diğer Çin'in Savunma Bakanlığı ilk zamanda Pelosi'nin Tayvan ziyaretiyle açıklamalarda bulundu ve ciddi şekilde resmi pozisyonlarımızı ortaya koydu. Ondan sonra Pelosi ve ailesine karşı yaptırımlar ve Amerika, Çin ve Amerika arasındaki bazı
işbirliğinin askıya aldığını siz de görüyorsunuz. Burada özellikle vurgulamak istediğimiz şey şu, bu seferki olayın tamamen Amerika tarafından planlandığı ve çıkartmış olduğu bir olaydır. Sebep ve sonuç çok nettir. Yanlış kimde, haklı olan taraf kim ise onun herkes de görüyor. Bu krizinin ortaya çıkmaması için Çin tarafı mümkün oluncaya kadar diplomatik çabaları göstermiştik. Pelosi'nin ziyaretinden önce biz de her düzeyde Amerikan tarafının bu ziyaret gerçekleşmemesi için uyarılar da bulundu. Bunun bir şekilde sonuç doğacağını söyledik. Bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra bizde de kapsamlı olarak gerekli ve zamanlı karşılığını vereceğiz. Ama bizim amacımız Çin'in egemenliğinin toprak bütünlüğünü korumaktır ve uluslararası ilişkilerinin normları içerisinde, uluslararası hukuku içerisinde hareket edeceğiz ve bundan sonraki tabii ki Tayvan yerel yönetimi ve Amerika tarafının bu yanlışlıktan yanlışlığının yarattığı olumsuz etkinin gidermesi de önemli. Ona göre hareket edeceğiz. Sayın Weihua, bu nasıl mümkün olabilir? Eğer Amerika Birleşik Devletleri bu bozulan ilişkileri onarmak isterse tekrar ne yaparsa bu sorun Çin Halk Cumhuriyeti açısından çözülmüş sayılacak. Çin ve Amerika arasındaki ilişkileri zannediyorum şu anda günümüzde uluslararası ilişkilerden en önemli bir ikili ilişkilerden bir tanesidir. Şu andaki dünyamızda bütün uluslararası camia ve ülkeler Çin ve Amerika iki ülkenin bir öncü rolü oynayarak dünyanın barışını, güvenliğini ve kalkınması, refahını gerçekleştirmek için işbirliği bekliyor. Bu da iki büyük devletin sorumluluğudur. O yüzden bence Çin ve Amerika iki önemli ülke olarak doğru olanı karşılıklı saygı, barış içerisinde birlikte yaşama ve karşı karşıya gelmeme ve işbirliği ile kazan kazan prensiplere dayalı olarak ilişkilerimizi sürdürmeliyiz. Bunu nasıl şu anki yanlışlığını nasıl düzeltilir? Amerika derhal Tayvan kartını oynamasını durdurmak, Tayvan sorununu bahane ederek Çin'in iş yerine karışmasını durdurmak ve her şekilde Tayvan bağımsızlığı bölücülük güçlerine destek vermesini durdurmak. Tayvan konusunda sözünde bir şey söylüyor, eylemde başka bir şey yapmasını durdurmak. Gerçek hareketlerle tek Çin prensibini ve Çin ve Amerika arasındaki üç ortak birbirinin belirttiği prensiplere dönmek yerine getirilirse bu bizim talebimizdir. Evet. Bu koşullarda sorunlar hafifleyecek diyorsunuz. Sayın Müsteşar Cheng Weihua, çok teşekkür ediyorum. Katkı sundunuz ve kamuoyunun da Türkiye'nin ve dünyanın merak ettiği Çin nasıl bakıyor meseleye. Bu konuda bizlere aktardınız pozisyonunuzu, duruşunuzu. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun efendim. İyi yayınlar. Sağ olun.